Bulgur bulgur olmuş durumda şu anda. Hocam, altını kapatacağım. Zaten kaşınızı da hissedebiliyorsunuz, o dokunun yumuşaklığını, bulgur bulgurluğunu hissedebiliyorsunuz. Merhabalar. Bugün sizlere nefis bir irmik helvası tarif vereceğim. Kesinlikle tarif defterinize bu tarifi not edin. Harika, bulgur bulgur bir irmik helvası olacak. Bunun için gerekli olan malzemeler: bir su bardağı irmiğim var, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım su bardağından bir parmak fazla şeker kullanıyorum. Şeker miktarını damak lezzetinize göre arttırabilirsiniz isterseniz. Cevizim var, isterseniz fıstık da kullanabilirsiniz. Tereyağım var. Hadi başlayalım. Tereyağımı tencereme alıyorum. Bir su bardağı irmiğimi de ekliyorum. Güzelce tereyağı ile irmiği kavuracağım. Helvamın rengi hafif kahverengiye dönmeye başladı. Şimdi cevizini ekliyorum. Biraz da şöyle cevizle kavuracağım. O cevizin kendi yağı da helvaya geçsin, onu istiyorum. Evet, rengim gayet kıvamında oldu. Şöyle ben size göstereyim rengini. Umarım güzel gözükmüştür. Şimdi sütünü ekliyorum. Yarım su bardağı sütünü ekliyorum. Yarım su bardağı su. Şekerimi de ekliyorum. Şimdi ocağımın altı, bakın, en kısıkta. Tencerem orada yavaş yavaş kendi kendine kısık ateşte irmik helvasını pişirecek inşallah. Kapağını da kapatıyorum. Arada sırada geleceğim, karıştıracağım, tekrar kapatacağım ve pişirmeye devam edeceğim. Evet, helvam oldu. Yaklaşık 20 dakikadır kısık ateşte pişiyor ve ben ara sıra gidip gelip karıştırıyorum. Şimdi tekrar size göstermek istiyorum. Bakın, şu anda bile ne kadar güzel. 20 dakikadır pişiyor şu anda helvam. Evet, şöyle size yakından göstermek istiyorum. Gördünüz değil mi? Ne kadar güzel gözüküyor. Bakın. Artık bulgur bulgur olmuş durumda şu anda. Hocam, altını kapatacağım. Zaten kaşınızı da hissedebiliyorsunuz, o dokunun yumuşaklığını, bulgur bulgurluğunu hissedebiliyorsunuz. Hocam, altını kapatıyorum. Üzerine bir havlu veya bir peçete örterek bir 10-15 dakika dinlendireceğim. Evet, bakalım nasıl olmuş helvamız. Görüyorsunuz değil mi kıvamı? Sanırım dediğim kadar güzel oldu değil mi? Yanına bir de dondurmayla kesinlikle harika bir tatlı olacak. Şöyle tabağa da koyayım ben size. Şu kıvamı görmenizi istiyorum çünkü. Bakın. Nasıl bulgur bulgur oldu. Dökülüyor, gördünüz değil mi? Evet. Tekrar göstereyim. Tadıyla, kıvamıyla kesinlikle 10 numara 5 yıldız bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve beğenileri de üzerinize toplayacaksınız. Evet.
Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.